Biz iki nedenle, bundan tabii ki alt başlıklar var ama iki nedenle karaciğer nakli gerçekleştiriyoruz. Birincisi akut karaciğer yetmezlikleri, tıbbi adı fulminan yetmezlik dediğimiz. İkincisi de kronik karaciğer yetmezliğine sahip hastalar. Akut karaciğer yetmezliği daha nadir karşılaştığımız ve acil durumlar. Acil durumlarda karaciğer nakli ve hızlı bir şekilde karaciğer nakli ihtiyacı olan hastalar. İkincisi asıl sıklıkla yaptığımız Türkiye'deki gerçekleşen nakillerin büyük çoğunluğu hatta %90'ı neredeyse diyebilirim bu gruptaki hastalar kronik karaciğer hastaları. Yani siroz dediğimiz ya da özellikle çocuk hastalarda metabolik hastalıklar da bunun içerisine dahil. Siroz hastalarına karaciğer nakli gerçekleştiriyoruz. Şimdi sirozun tabii ki nedenleri önemli burada. Yine bizim ülkemizde en sıklıkla siroz nedeni hepatitler oluşturuyor. Hepatit grubu, hepatit B ve hepatit C'ler. Bunun devamında alkolik karaciğer yetmezliği ya da karaciğer sirozu ve son zamanlarda özellikle yüzdesi artarak devam eden NASH dediğimiz karaciğer yağlanmasına bağlı sirozu olan hastalar karaciğer nakli endikasyonu doğuyor bu hastalara. Tabii her siroz olan hastaya da nakil yapmıyoruz. Sirozun belli bir aşamasına gelmesi gerekiyor kişinin ki karaciğer nakli yapalım. Bunun için de bizim için sınır MELT hesaplaması dediğimiz MELT 15'in 15 ve üzerine çıkan hastalara karaciğer nakli endikasyonu doğuyor. Ama tabii bunun istisnai durumları var. Karaciğer MELT puanı 15'in altında olup da karaciğer nakli yaptığımız hastalar da var. Bunları tabii ki konseylerde biz kendi aramızdaki yaptığımız konseylerde karar verip ona göre karaciğer nakli hazırlıklarını gerçekleştirip nakil işlemini yapıyoruz. Şimdi karaciğer nakli ihtiyacı olan çocuk hastalarda tabii durum erişkinlerden birazcık daha farklı. Çocuk hasta derken bu yeni doğan sürecinden dahil çocukluk ve erişkinin dönemine kadar olan tüm süreci içeriyor. Biz merkez olarak alt sınır belirlemedik kendimize, belirlemiyoruz. Ama tabii ki özellikle bir 3 kilonun altındaki çocuklara mümkün olduğu kadar yapmıyoruz. Ama 3 kilo ve üzerindeki çocuk hastalarımıza karaciğer nakli açısından değerlendiriyoruz. Ve uygun vericisi de varsa, hastanın genel durumda uygunsa 3 kilo ve üzerindeki çocuk hastalara karaciğer naklini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bunlardaki risk ne? Erişkin olan ya da daha ağırlığı daha büyük olan hastalara göre damarları çok çok ince oluyor. Damar tıkanma ihtimali, damarların tıkanma ihtimali birazcık daha yüksek diğer erişkin nakillere göre. Onun için başarı oranı belki bir miktar daha düşük olabiliyor ama artık günümüzde bununla ilgili yeterince tecrübemiz var ve bunlar bu düşük doğum ağırlığındaki 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo ağırlığındaki çocuklar artık sıklıkla nakil gerçekleştirdiğimiz için bununla ilgili de yeterince tecrübemiz oluşmuş durumda. Ve bu gibi çocuk hastaları da nakil açısından kesinlikle değerlendiriyoruz. Şimdi sirozlu hastalarda tabii karaciğer nakil hazırlık için bize başvurduklarında ya da başka bir merkezde testler yapıldığında bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz nakil açısından. Tabii çok problem var ama bunların belli başlı biz ve sık olan iki neden var. Bir tanesi sirozlu hastalar belli bir dönemden sonra ya da erken dönemde de olabilir. Siroz kansere dönebiliyor. Bizim hepatoseller kanser dediğimiz kansere dönebiliyor. Bunlar gerçekten problem oluşturabiliyor. Bazen ileri düzeye geldiğinde bu kanser problemi ileri aşamaya geldiğinde nakil yapamayabiliyoruz bu hastalara. Onun için hepatoseller kanserli vakalar ayrı değerlendiriyoruz. Tabi hasta bize başvurduğunda nakil olabilir mi ya da nakil aşamasını geçmiş mi? Geçmişse de ne yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili belli başlı kriterler var. Biz Milan kriteri diyoruz. Milan kriteri içerisinde ise zaten o kanser türü. Yine hastanın hazırlığını yapıp vericisi varsa ya da vericisi yoksa da kadavra listesini alarak yine nakilini gerçekleştiriyoruz. Ama Milan dışındaysa, yani belli bir kriter dışındaysa o kanser türü, onu nakil aşamasına getirebilmek için değişik yöntemler var. Özellikle işte girişimsel radyoloji ile beraber yapılan yöntemler, işte taketare ya da yakma işlemi dediğimiz.
bu işlemleri yaparak kanser olayını biraz daha geriye çekip nakil evresine getirip hastayı nakil gerçekleştirebiliyoruz ve bu şekilde de bize gerçekten sıklıkla hastalar sık bu şekilde başvuruyor. Yine nakil için bize başvuran sirozlu hastalarda yine sıklıkla karşılaştığımız ve problem olan diğer bir durum portal ven trombozu dediğimiz karaciğerin ana damarının tıkanması, kısmi ya da tam tıkanması. Bu gibi durumlarda da tabi tedavi ya da nakil şekli değişebiliyor. Tabi kısmi tıkalıysa portal veni, kısmi tıkalı olanlarda çok fazla zorluk yaşamıyoruz ameliyat esnasında. O tıkalı olan kısmını açıp yine damarın bütünlüğünü sağlayıp o şekilde nakli gerçekleştiriyoruz. Ya da bazen kadavra damarlar yani greft damarlar gerekebiliyor. Portal venin o kısmını çıkarıp araya greft damar koyarak yine karaciğer naklini gerçekleştirebiliyoruz. Tabi ciddi problem burada portal venin ve portal veni oluşturan damarların tümünün tüm bir şekilde tıkanmış olması. O gibi durumlarda tabi fizyolojik dediğimiz karaciğer naklini gerçekleştiremiyoruz. Farklı bir damar sistemini, renoportal dediğimiz böbrek venini kullanarak karaciğer naklini yine gerçekleştiriyoruz ama bunlardaki başarı oranı maalesef düşük, %50'ler civarında. Ama yine de yapılmaz demiyoruz hastalara, bunları da açıklıyoruz. İkinci bir yöntem de bu.